Reels video gönderiyorlar mı? Kaç tane gönderiyor ya da sen gönderiyor musun? Öncelikle merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizin ile röportaj yapmak için çok memnunum ve çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sizin videolarını sürekli izliyorum. Çok güzel. Öncelikle benim arkadaşlarım Reels çok gönderiyor. Ama ben en komik olanlar ve en güzel olanlar, en faydalı olanlar mesela motive Reels'larım, bunları izliyorum. Ama genellikle bunun çok bağımlı olduğunu da fark ettiğim son dönemlerde. Kaç tane günde gönderiyorlar size? Valla benim arkadaşlarım fazla göndermiyor. 2 tane 3 tane günde gönderiyorum. Benim çok az. Ama ben olarak mesela kaydırarak yani uzun zaman 30 dakika 20 dakika 1 saat falan izliyorum. Bunun için baktığı anında çok bana bağımlı olduğu için hem de derse mesela bizim tatil döneminde kendi geliştirmek amaç aldım ama yapamadım. Bu zaten hepsi TikTok Reels'ları ve Instagram videoları. Bunun etki olduğuna fark ettim. Bunun için herkese tavsiye ederim. Yani bu video TikTok'ları ve Instagram TikTok'larını izlememesi gereken. Eğer onun üzerinde bir faydalanıyorsa, bir İngilizce öğreniyorsa, onun üzerinde bir amaç varsa kesinlikle izleyin. Ama hiç amaç yoksa, kaydırarak devam ediyorsa hiç faydası yok. Okul zamanında, üniversite zamanında kendi geliştirmek bir zamandır. Bakın, Instagram olarak mı görüyorsun? Aynen öyle. Çok vakit alıyor mesela. Bir günde 3 saat, 4 saat. Bunun için kendini İngilizce öğrenebilirsiniz. Her farklı dil öğrenebilirsiniz. Yani dil olmadan başka şeyler de öğrenebilirsiniz. Kendini geliştirmek için. Mesela adam 30 dakika izliyorsun, sıkıntı yok. Ama mesela 2 saat, 3 saat, 1 saat, 4 saat fazla olsa onun zaman kaybı hem de yani bu zaman kaybı olunca mezun olduktan sonra pişman olacaksın. Yani üniversite zamanında, öğrenci zamanında en verimli zaman ve en geliştirecek zamandır. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Kendini geliştirin. Öyle diyorum yani. Ben de kendi geliştirmeye çalışıyorum açıkçası. Ama yani bazı şeylerde yanlış olduğunu da fark ettim ama ya o da düzenlenmeye çalışıyorum. Ben yaklaşık burada 6 sene, 5 sene buradayım. 5 senedir Van'da mısın? Yok, Van'da değil. Van'da ilk sene oldu. İlk sene. Yani ilk dönem diyebiliriz. Türkiye'de 5-6 sene. 5 sene, 6 sene oldu. Tam hatırlamıyorum ama lisans burada. Yok, lisans başka üniversitede okudum. Burada yüksek lisansa başladım. Bunun için arkadaşlarım yani genellikle sen okumak istiyorsa ya da bir şey yapmak istiyorsa ciddi olarak tutması gereken bir şeydir yani. Mezun olduktan sonra mesela firmaya gidiyorsunuz. İngilizce bilmediyse sana direkt atıyor yani. Evet. Lazım değildir. Yani Türkiye'de İngilizce bilmesi şart. Sizin olarak genellikle mühendislik öğrencileri yani İngilizce öğrenmek yabancı dil değil. Yabancı dil Arapça, Fransızca, İspanyolca diğer diller yabancı dil diyebilir artık. Yani ben de yeni başladım. Yani hayırlı olursun inşallah yakın zamanda öğreneceğim. Üniversiteyi nasıl buldun? Seviyor musun? Valla üniversite arkadaşların tarafında bana tavsiye etmiş. Dedi ki bizim Van'da çok güzel bir üniversite vardır ve yakında Gol vardır. Demiş bana, ben de sevdim yani. Burada baktı açıkçası insanlar çok iyi insanlar. İnsanlar mesela diğer ülkede gelenler misafirleri seven bir insanlar olduğu için çok fark ettim. Ben başka yerlerde kaldım biliyorum. Diğer aslında İstanbul Ankara'da arasında 180 var, derece farklı yani. Orada yani aynı değil yani. En sevdiğin özellikleri ne? Kampüsün ya da Van'ın? Valla ben genellikle çok çıkmıyorum, tamam mı? Genellikle siz de fark ettiniz. Aha. Ben valla yani insanları çok sevdim yani. İnsanları sevdim. Kampüs olarak geniş olduğu için hem de her yerde gezebileceğin bir yer olduğu için çok sevdim yani. Yemeklerini sevdin mi bunu? Ama kahvaltıyı güzel. Kahvaltıyı mesela sevdin mi? Otlu peyniri sevdin mi? Ha, otlu seviş, otlu peynir sevdim. Çok güzel bir peynirdir. Genellikle ben, Vanlı meşhur bir peynir olduğu için de ben de bana söylemiş arkadaşlar. Bu arada ben de Kurmanca öğrenmeye çalışıyorum. Öyle mi? Aynen. Türkçe. Aynen. Az mesela kelimeler. Kelimeler. Valla bizim kelimeler aslan Tuçhani. Sen nasılsın? Mesela eri yani evet. Ne yani hayır inşallah yakın zamanda ero gün gün öğreneceğim inşallah. Öyle yani. Aynen sizin görüşmek için çok mutluyum. Var mı böyle sıkıntı çektiğin bir konu ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Valla ben sıkıntı çekmek bir şey yani görmedim ama yani ben genellikle arkadaşlarım ya kendini geliştirin ve kendini bir şeyler öğrenin. Bu benim yani amacım zaten. Yani burada güzel yani gayet güzel. Soğuk fazla olduğu için de fark ettim ama yani idare edeceğiz. Alışacağız yavaş yavaş seneye kadar. İnşallah. Zaten şey vardı mesela burada hocalar çok iyi. Genellikle hocalara çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Benim hocaları genellikle mühendislik hocalara, direktörün hocalara çok teşekkür ederiz. Onlar sayesinde kendini bayağı bir dönemde geliştirdim. Bölümü seviyorum. Tabii ki. Ben başka bölüm okudum ama burada elektriğe daha sevdiğim için elektriğe geldi. O da elektrik diyebiliriz ama biraz içinde farklı bölümler de vardır. O yüzden burada elektrik seçtim ve onlar bana kabul ettiği için de çok teşekkür ederiz. Burada çok mutluyum yani. Kafandaki planlar ne? Ben şu anda yani neler yapmak istediğim çok fazla şeyler vardı. Mesela İngilizce. Amacım İngilizce. Farklı dille öğrenmek. Yani şu anda bu dönemi her dönemin farklı aktivitelerim vardır. Mesela birinci dönemde mesela kendini şeyde geliştirmeye çalıştım. Yenileyebilir enerjiydi. Kendi geliştirmeye çalıştım. Çünkü
bunun bizim ülkemizde çok avantajlı. Orada güneş fazla olduğu için bu konuda kendi biraz çalıştım. Bu dönemde benim amacım İngilizce öğrenmek. Yani İngilizce bu dönemde geliştirmek istedim. Gelecek dönemlerde benim tezin başarıyla vermesi planlanıyor. Yani benim tezin biraz Türkçe benim az olduğu için olabilir. Üniversitede bir günün nasıl geçiyor? Benim şeye göre farklı yani, mesela tatil günü ve tatil olmayan bir günü. Mesela ben tatil olduğu günü genellikle ben günün sayılamayabilir yani. Çünkü mesela saat sabah kalkıyorum. Sonra kahvaltı ettikten sonra direkt yani bilgisayar üzerinde şeyler yapıyorum. Mesela araştırmalar yapıyorum. Mesela arkadaşlar yardım ediyor. Mesela tez konusuna mesela bazı şeylerde bahsediyor. Arkadaşlar mesela soru çözmeden soruları yardım ediyor. Ama mesela ders günlerde mesela sabah derse giriyorum. Derse girdikten sonra derse tekrar aynı gününde çalışması gereken bir planım var. Mesela bugün bir tane ders işledim. Mutlaka bugün bu dersi işlediği derse tekrar edeceğim ve ondan not çıkarması gereken. Yani mesela bugün derse mesela işledik. Yarına bıraktıysa artık derse gitti diyebilir. O yüzden yani dersin her günü, yani tüm arkadaşlarım söylüyorum yani, dersin işlediği günü de bir saat olsa zaten daha verimli yani. Onun kafada tutabilecek vakittir. Bunun için tekrar ediyorum. Sonra tekrar ettikten sonra biraz Instagram'da dolaşacağım falan. Arkadaşlarımla WhatsApp'dan falan iletişime geçiyorum. Çocukluğun çatta mı geçti? Aynen orada geçti. Liseye kadar. Buradan hazırlık yaptım ilk sene. Ve sonra lisansı burada bitirdim. Ve burada yüksek lisans başladım. Çok güzel. Yani bizim orada öyle yani. Bizim orada sistem farklı olduğu için biraz zor çaktık ilk başta. Ama şimdi alıştık yani, Allah'a şükür. Yani her şey güzel şu anda. Allah'a şükür ki. Çadı özledim. Vallahi özledim. Ama yakın zamanda gideceğim. İnşallah seneye olabilir gideceğim. Öyle düşünüyorum. Ve yüksek doktora da düşünüyorum. Ama inşallah başka yerde olsa da iyi. Burada olsa da sıkıntı yok. Başka yerde olsa da problem yok inşallah. Öyle. Çok mutlu oldum. Allah ya. Ben de sizi görüştüğü için çok mutlu oldum. İnşallah öyle devam etsin. Sizin videolarınız çok güzel. Ben beğendim. Teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar görüşürüz. Ben iletişim numaranı alabilir miyim?